Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, misliyle karşılık veririz denildi. Rusya ve Suriye'nin hamlesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert açıklama geldi. Kıymetli takipçilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Rusya ve Suriye'nin Ayn el-Arab'da ortak üs kurduğu iddiasına, PKK, SDG, PYD, YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz. Bölgeden saldırı olması durumunda da misliyle karşılık veririz açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla terör örgütünün alçak oyunlarını yalanladı. İran kuzeyinde yönetilen Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde terör örgütüne yakın yayın organları birçok Türk askerinin şehit olduğuna dair yalan ortaya attı. Söz konusu iddia yalanlanırken Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terörle mücadelede gelinen son noktayı paylaştı. Kaynaklar ayrıca Rusya ve Suriye rejiminin Ayn el-Arab bölgesinde ortak üs kurduğuna dair haberler, çok anlamlı hava savunma sistemi çalışmaları ve yüksek askeri şura kararlarına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının İran kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğuna dair iddialarına ilişkin sorulara şu cevabı verdi. Pençe Kilit bölgesindeki operasyonlarımız etkili ve başarılı şekilde devam ediyor. Irak'la koordinasyonumuz hem olumlu hem de her geçen gün artarak devam ediyor. Dönem dönem terör örgütüne müzahir basın yayın organları ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapılıyor. Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesi, çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunun dışında terör örgütüne müzahir yayın organları tarafından yapılan gerçek dışı bütün açıklamalara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarının dışındaki açıklamalar dikkate alınmamalı. Son dönemde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması, kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçmemizle alakalı bir konu. Oradaki mağaralarda kalan teröristler var. Onlar yavaş yavaş temizleniyorlar. Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz. Bakanlık kaynakları terörle mücadele kapsamında Irak hükümetiyle koordinasyonun nasıl devam ettiği, ortak operasyon yapılıp yapılmadığına dair soruları da şu yanıtı verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde Irak hükümetiyle koordineli çalışmalarımız olumlu şekilde devam ediyor. Hem sahada hem de Irak tarafından alınan son kararlarda bunu açıkça görüyoruz. PKK'nın yasaklı örgüt ilan edilmesi önemli bir adım ama biz tamamen terör örgütü ilan edilmesini bekliyoruz denildi.